Seyirciler, Sahne İstanbul'a hoş geldiniz. Ben Nedret Avşar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün harika bir aşk hikayesi izleyeceğiz hep birlikte. La Bohème, Puccini'nin güzel bir opera eseri. Biz şu anda Zorlu Center Performans Sanatları sahnesindeyiz. Yanımızda da başrol oyuncumuz Mimi'ye hayat veren Simge Büyükedes var. Merhaba. Merhabalar. Siz Mimar Sinan Üniversitesi'nde okudunuz ve daha sonra İtalya'da eğitiminizi devam ettiniz. Evet. Müzik hayatınızdan birazcık söz edebilir misiniz? Ben 2001 yılında Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Operana Sanatı bölümüne girdim. Orada Ece Edil'in öğrencisi oldum. Daha sonra 6 yıl orada okudum. Mezun oldum en yüksek notlarla. Maşallah. Sonra teşekkür ederim. Mezun olmadan bir yıl evvel Leyla Hanım hayattayken Leyla Gencer yarışmasına girmiştik. Benim çok artık kardeşim gibi olan sevgili arkadaşım Asude Karayavuz'la birlikte orada finale kaldık ve bizi orada şeye davet ettiler. Akademinin sınavına. Evet. La Scala Tiyatro Akademi, değil mi? La Scala Akademisi'ne, evet. La Scala Tiyatro'nun İtalya'da akademisine davet ettiler. Orada 270 kişi kadar bir katılımcının arasından ilk 10 kişiye seçildik. Siz daha öğrenciyken evet, böyle bir başarı elde ettiniz. Çok evet, güzel. Öğrenciyken. Öğrenciyken aldığım, yani daha hazırlık sınıfındayken aynı zamanda Siemens Opera yarışmasında mansiyon ödülü almıştım. Maşallah. Ondan sonra öğrenciyken ödüller yani başlamış. Şöyle söyleyeyim, ben şarkı söylemeyi çok sevdiğim aha için yarışmaları yarışma olarak değil de şarkı söyleme fırsatı olarak değerlendirdim hayatım boyunca. O yüzden ne var ne yoksa hepsine girdim. Her şeyi. O yüzden de birçok sahnede de yani operada oynamasam da birçok sahnede şarkı söyledim. Bundan da çok mutluyum açıkçası. Yani Siemens Tiyatro opera yarışmasıyla da buna başladığım için de gerçekten çok mutluyum. Çünkü o sahne de çok güzel bir sahneydi. Akustiğini çok seviyordum, o yüzden orada söylemeliyim diye. Çok güzel. Sonra neler oldu? Daha sonrasında Scala Akademi'yi bitirdik. Profesyonel hayata işte adım attık. 4-5 yıldır da yani dünyanın yani söylemediğim yer kalmadı diyebilirim. Hani Amerika'da, ondan sonra Japonya'da, özellikle tabii ekseriyetle İtalya'da. Eğitimi zaten orada tamamlamışsınız. Evet.